Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değil iseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da tümü yazan yeri aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Şöyle arkadaşlar tek renk yağ yeşil tülbentim var ve bu şekilde de 732 numarada tülbentimle aynı renk olan ipimiz var size şöyle bir de tığımı göstereyim tığım 22 numara 21 ve 22 numara fark etmez arkadaşlar sadece önemli olan bu çengelinin güzel düzgün olması işinizin rahat yapımını sağlar ipi tutmamasını Şöyle ip götürüp veya oradan ip isteyip tuhafiyeden Alarak Satın alırsanız Sizin için avantajlı olur Evet Şimdi modelimizin Yaptım 3 tane size ona bakalım arkadaşlar Evet modelin bakın bu şekilde Şöyle bildiğimiz minik badem modelini iğneden tam bir model Oyalar dünyasında çoğunlukla bu iğneden tuha e, yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. İğneden tığ modeli daha çok göreceksiniz. Şimdi modelimizi bakın. Normalde böyle tığ battının üzerine yapılıydı ve çöküktü arkadaşlar. Yere çok basıktı. Bu şekilde kirpikli trabzanların arasında çok güzel durdu. Şöyle uzaktan tutayım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde size böyle daha avantajlı hale getirerek böyle güzelleştirerek yeni modeller sunacağım. İnşallah sizler de bana destek vereceksiniz. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, bu şekilde ilk önce kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. Şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın. Şöyle arka tarafı unutalım şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünün bir defa tığımı doluyorum hemen herhangi bir tığ battıya girip 2 2 alarak trabzan yaparak başlıyoruz 4 zincir kapatıyorum buraya kirpik olarak bir zincir bir defa doladım şöyle bu şekilde 5 tane kirpikli trabzan yapıyoruz sonra bir zincir çekip bir defa tığımı doluyorum 2 ve 2. Buraya boş bir trabzan yaptım. Bir zincir bir defa doladım. 2 2 alarak yine boş bir trabzan. 5 zincir şöyle ters tarafına çevirdim. Baştaki ilk yaptığımız boş trabzanın tepe noktasına 5 zinciri kapatıp buraya minik bir yuva oluşturdum. Hemen bir zincirimi çekip düz tarafına döndüm bu yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirimi de çektim. Sık iğnemin üzerine bakın bu tığımın kapağını göstermiştim başta. Aparat olarak bunu kullanıyorum. Bunun muadili herhangi bir aparatı kullanabilirsiniz. Bunun muadili cam sil hortumu veyahut da çay kaşığı şey karıştırıcısı arkadaşlar. Aynı kalınlıkta herhangi bir aparatı kullanabilirsiniz. Evet buraya bu şekilde 5 tane ilmek toplayacağım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2 zincirimi çekip ipimi uzattım. 3 sıkı sıkı kalıplayın arkadaşlar. Kalıbı güzel olunca ilmekler çok güzel duruyor. 2 zincir şöyle 3 dibinde 2 zincir şöyle 5 tane kolaylıkla ilmeğimizi hazırladık bu şekilde oluyor 5 tanesi de şimdi buraya şöyle 1 ve 2 iki tane sık iğne arkadaşlar bir sık iğne bakın muadilinde o yüzden bu şekilde iki tane sık iğne yapın bir defa tığı doladım yandaki boş olan tığ battı ya 2 ve 2 olarak bir trabzan yaptım bakın bu şekilde hemen 4 tane zincir çekiyorum 4 buraya tomurcuğumu yaptım araya bir zincir bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir 3 ve 4 trabzanımızın içine bu şekilde yine bir zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir bir zincirimi çektim bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 bakın buraya toplamda 5 tane yapacağız şimdi 4 oldu 4 zincirimi çekiyorum şöyle bir fazla çekmişim hemen kapattım trabzanı bir zincir bir defa tığımı doluyorum 2 ve 2 1 2, 3 ve 4 Şimdi 5 tane kirpikli trabzanımızı bu şekilde yaptık. Yine 2 tane şöyle boş trabzan yapalım. 2 ve 2 araya bir zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 Bakın. 5 zincir ilmeklerimiz için 5 zincirli yuva hazırlıyoruz ve ilk baştaki buraya boş trabzan tepe noktasına kapatıp bir zincir çekiyorum ve yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir zincir çekip ipimi uzattım bak. Şöyle geçiriyorum. Bunu buradan şimdi de çıkarabilirsiniz. Teker teker de Veyahut da şöyle şişle de yapabilirsiniz birer kenar birer kenar. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir ve iki. Hemen taktım. Bu şekilde. İki. Aynı yuvanın içine girip. Şöyle bir, şöyle iki. Üç oldu. Bir, iki zincir. Dört oldu. Bir. 2 zincir 5 oldu. Bakın 5 tane bu şekilde sıkı sıkı kalıpladık ve dibine yine iki tane sık iğne yapıyorum. Çünkü bir sık iğne hiç yokmuş gibi duruyor. O yüzden bir tane daha yapıyorum ki bakın ancak bir sık iğne gibi durdu. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapatıyorum trabzana şöyle arasına bir zincir bir defa tığımı doladım 2 ve 2 4 zincir kapattım arasına bir zincir bir defa doladım yine 5 tane kirpikli trabzan yapıyoruz buraya 1 2 3 ve 4 arasına bir zincir bir defa doladım 5. ve sonuncu trabzanımızı da yapacağız bakın arkadaşlar 1 2 3 ve 4 şöyle 5. yapalım kapat şöyle sökülmemesi için 3 zincir çekiyorum ve bu aparatımızı çıkaralım arkadaşlar rahat bir şekilde. Evet. Bu şekilde oluyor. Şöyle hafif sola doğru da zaten. Şimdi ilmekleri çekerken de düzelecek. Şöyle de yine de yatırabilirsiniz. Bu şekil oluyor bakın arkadaşlar. Modelimizin şimdi bademini yapılışına geçelim. Şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Yapmış olduğumuz modelimizi alıyoruz ve ilk bu kirpikten girerek sık iğne ile buraya sabitledim ve 3 zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 zincir. Şöyle ikinci ilmeğe sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 3 zincirden yuva hazırladım. 3 zincir 5 ilmeğimize 4 tane üçer zincirli yuva oluşacak bu şekilde. 3 zincir sıradaki ilmeğimi tutup sabitliyorum şimdi bakın biliyorsunuz artık bademleri sıklıkla yapıyorum bu sıra hemen 2 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım son yuvaya giriyorum 3 seferde aldım. 1 2 ve 2 bakın bir trabzan oluşturdum son yuvamı bu şekil çok güzel duruyor arkadaşlar muhakkak bu şekil deneyin derim hoşunuza gidecektir köşede hemen 4 zinciri çektim çeviriyorum şöyle bu trabzanla yapacağımız zaten arkadaşlar yarım bir şekilde durduğu için batmak zaten de mümkün değil hem de kesim işlemini yapıyoruz orayı bırakarak hemen bir sonraki 3 zincirli yuvaya girdim şöyle tekrar 3 zincir çekip bakın 4 olan yuvamın sayısı 3 oldu Üç, yine köşeye gelince aynı işlem 2 zincir bir defa doladım son yuvaları bu şekilde yapıyorum 1 2 ve 2 Evet bakın arkadaşlar son yuvalar bu şekilde trabzanlı olacak ve dönüşlerde de 4 zincir 4 zincir tam geliyor şöyle düz yüzüne döndüm bir defa tığımı doladım bu trabzanlı yuvayı bırakıp bir sonraki yuvaya sıkı iğne ile şöyle kapattım bir yuva oluşturdum sonra hemen geldik iki zincir bir defa tığımı doluyorum ve 1 2 ve 2 bakın 4 3 ve 2 tane yuvam oldu yine iki zincir çekip şöyle düz tarafına döndüm bir defa doladım tek yuvam kaldığı için onu da bu şekilde trabzanlı yapıyorum şöyle 2 ve 2 bakın oturtturarak trabzanımı yaptım hemen ipimi bir zincir çekip kopardım şimdi kenar şöyle sırlama işlemini yapacağız bu şekilde bademimiz hazır şöyle ipimi tığıma zincir çekerek tutturdum ve şimdi arkadaşlar bakın yeşil yuvadan değil de pembe yuvadan giriyorum şöyle daha güzel dik duruyor arkadaşlar eğer yeşil yuvadan girerseniz aşağı doğru böyle mayışık duruyor o yüzden şöyle yukarı doğru durması için yuvanın içinden sabitledim ve iki tane zincir çekerek şöyle kenar sırlama işlemini yapıyorum bakın iki zincir bir iki zincir her yuvanın içine girerek bu şekilde sürafa gibi tığlıyorum İki zincir şöyle bu tarafından bakın yakın yerinin 2 zincirli tarafından bu şekilde yapıyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi çektim düğümün yani yakım işleminin bu tarafından bir tanesini iki tanesini de öbür tarafından yapıyorum bu şekilde olunca daha böyle bakın arkada kalmış oluyor yanık izi görünmüyor yine 5 zincir Evet bademimiz için bu şekilde 3 tane kirpik yaptık. Yine 2 zincir çekiyorum. Aşağı doğru 3 tane de şöyle yanda kirpik oluşacak. Çünkü sağ tarafta 3 tane oluştu. Solda da 3 tane ikişer zincirli zürafalarımız oluşacak. 2 zincir şöyle sabitledim ve bir zincirimi de çekip koparıyorum. çok güzel minik minik bademlerimiz oluyor. Hem de arkadaşlar birbirine yakın olması lazım. Bu oyanın özelliği de o şekilde birbirine yakın bademler. Bir tane de bunu yapalım daha iyi pekişsin inşallah. Öyle arkadaşlar bunu da şöyle krem ekru gibi seçtim. Renklerde fazla olunca ne seçeceğimi bilemedim bu diye bu şekilde ekru seçtim. İpimi tığıma tutturdum. Yine alıyorum modelimi bu şekilde. İlk kirpikten şöyle sıkı iğne ile ipimi sabitledim. Bakın, şöyle ilmeğimin içinden geçip tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya sıkı iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 4 tane yuvamız olacak. Bakın 5 ilmeğe 4 tane yuva oluşuyor. Şöyle 3 zincir. Sonuncu. Dönen ilmeğimizi de düzeltelim. Ve bakalım düz miyiz? Evet. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Sonuncu ilmeğinde bakın içine bu şekilde şöyle sıkı sıkı 1 iki, 2 fazla trabzanımı uzatmadan şöyle küçük bir trabzan yapıyorum. Dönüşte 4 zincir hemen ters tarafına çevirdim. Bakın trabzanlı yuvayı bırakıp kesim işlemi uyguluyorum hemen 3 zincirli yuvanın içine bu şekilde kapattım bu bir yine 3 zincir bu iki ve yine kesim işlemini gerçekleştireceğiz yani trabzan yapacağız bakın 4 olan yuvan bu şekilde 3'e düşecek 2 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım şöyle yuvanın içine girdim bakın 1 Şöyle 2 ve 2. Şöyle göstereyim. Bu şekil oluyor trabzanımız. 4 zincir. Hemen çevirdim düz tarafına. Burayı bırakıp şöyle sıradaki yuvanın içine gelip kesim işlemini gerçekleştirmiş olduk. 2 zincir bir defa doladım. Şöyle sonuncu yuvamız olduğu için yine trabzan yapıyorum. Tırabzanları fazla uzun yapmamaya gayret edin. Şekli bozulmasın. Şöyle küçük bir tırabzan. Son yuvamız olduğu için iki tane zincirle dönüp bir defa doladım. Son yuvanın içine yine şöyle minik mi olacak şekilde bir üç seferde alıyorum. Uzun yapan arkadaşlar bunu iki iki alarak da yapabilir tabii ki. Şöyle bir zincirimi çektim. ipimi kopardım. Evet arkadaşlar bakın şöyle ana hattı bu şekilde oluyor. Bu şekilde yaparsanız denerseniz bakın daha güzel oluyor. Hoşunuza gidecek. Daha öbürüne rağmen muntazam ve kolay şöyle oluyor. Şu ipleri yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle yine ipimi tığıma tutturdum. İlk yuvanın içinden sıkı iğne ile girerek ipimi buraya sabitledim. 1 2 zincir kenar kontrolünü 2 zincirle yapıyorum. Böyle kenara da 3 tane 2 zincirden yuva oluşuyor. 2 zincir sıradakine 2 zincir şöyle en tepedekine kapatıyorum. Bakın. Şöyle sağ taraftakine kapattım. 3 tane yuva oluşturdum bu şekilde. Şimdi 5 tane zincirden 3 tane kirpik yapacağız. Şöyle yuvanın içine girip sık iğne ile buruya sabitledim. Şimdi arkadaşlar şöyle bu yaktığım yerin sağ tarafına bir tane, sol tarafına iki tane yapıyorum. Hemen kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5 kapattım modelimi 1 2 zincir ortaya 3 tane kirpiği yaptık bu şekilde şimdi kenarlara da yine ikişer zincirli 3 tane yuva yapacağız bakın yuvaların içine inerek 2 zincirimi kapatıyorum sık iğne tekrar 1 2 zincir sonuncu yuvamada kapattım bu şekilde bir tane de zincir çek. Evet, bademimiz bu kadar arkadaşlar. Minik minik öyle bademler oluşuyor. Evet, bu da rengi de badem rengi gibi çok güzel açtı arkadaşlar. Evet, iplerimi yakıp temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizi bitirdik. Çok da güzel oldu. Çok da kolay oldu arkadaşlar. Şöyle iş, işimiz çoğunlukla o kadar güzel gitti ki Galiba bu yeni kanal çok uğurlu gelecek. Bu renkleri birbirine karıştırabilirsiniz. Mesela pembenin yerine beyaz, beyazın yerine de pembe yaparak daha siz kendi zevkinize göre de sıralayabilirsiniz renkleri. Veya da bu kadar renk bile kullanmayabilirsiniz. 3 renk bile yapabilirsiniz sadece. Şöyle arkadaşlar. Tutayım hepsini bir sizler için. Evet minik bademli modelim bu şekilde böyle iğneden tığa sizler için böyle çevirdim arkadaşlar tığ battının üzerlerine değil de böyle biraz daha kendini göstermesi için trabzanların üzerine yaptım İnşallah da güzel oldu beğendin beğenirsiniz arkadaşlar ben çok beğendim böyle çıtı çok hoş oldu şöyle Biraz uğraştırıcı ama elinize alışınca arkadaşlar. Bir de böyle güzelliğini gördükçe tıpkı iğniosu yapıyormuş böyle havasında da olunca çok hoşunuza giderek yapacaksınız diye düşünüyorum. Evet modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bu oyalar dünyası yani her çeşit iğneden tahtadan tığ her çeşit oya modeli olsun diye ismini oyalar dünyası koydum arkadaşlar. Şöyle, inşallah uğurlu gelirsiniz, uğurlu gelir kanalım hemen de açılır inşallah. Evet, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.